Arkadaşlar merhaba. Merhaba. 15. haftayı bitirdik. Enteresan bir hafta. Bizim ligde çok enteresan değil esasında ama yurt dışında acayip şeyler oldu. İtalya'da iki tane korner golü falan. Biri Hakan'ın. Buradan tebrik ediyoruz. Milli takımda da bekliyoruz. Genel yorum zaten bu oluyor. Her gol attığında iyi performansında. Yok yani evet taşıması lazım. Yani o liderliğini bekliyoruz. Hadi. Tek suçlu Hakan değil ama sanki. Suçlu değil. Liderlik istiyor. Lokomotif olsun istiyoruz. Bir tane bir yorum vardı bu hafta. Onunla başlayalım istiyorsan. Fenerbahçe Galatasaray geçen hafta bir izleyicimiz demiş ki hep Fenerbahçe Galatasaray'ın şeyinden bahsediyorsun. Yani İspanya böyle battı. İngiltere bak öyle değil. Topyekun bir kalkınma gerekir. Bunları şişirme bu kadar diye. İsmi neydi beyefendi? Yusuf Demiroğlu. Uzun da bir yorum yazmış aslında. Haklı büyük ölçüde ama tabii %100 haklı değil. Bu markası yani ligin ilk derbisi bu. Türkiye'nin 1909'dan beri oynanıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları daha 100 yılını doldurmadı. Yani Beşiktaş'la İstanbul derbileri daha 100 yılını doldurmadı. 2 senesi vardı. Galatasaray'ınki farklı. Galatasaray-Fenerbahçe 1909'dan beri oynuyorlar. En eskisi. Ayrıca en çok ilgi toplayanı, reytingler ortada vesaire. Lokomotife ihtiyaç var. Yani İngiltere'de evet çok kalabalık bir mücadele oluyor ama United'la Liverpool için içinde olduğu zaman farklı oluyor. Onlar da onlar lokomotif. Yani lokomotife ihtiyaç var. Ve bunlar birbirini yükselttikçe arkadakiler de gelir. Takım içinde de böyledir. Bir oyuncu yükseldikçe diğerleri de arkasından gelir. Lokomotif etkisi diye bir şey var. Bunu söylemeye çalıştım ama tabii yorum da belli oranda haklı. Bir de hani orada biraz seyirci kaybetmesinden de bahsetmiş izleyicimiz. İşte Fener Galatasaray maçı yerine hani giderek her gün daha fazla insan mesela West Ham Everton maçı izliyor. Bu mecburiyet. Ama onda hem saatin şeyi var, farkı var bana kalırsa hem yani mesela sürekli prime time'da Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş izliyoruz burada. Doğru. Ama diğer tarafta hani West Ham Everton nerenin takımıymış çok fazla o fark etmeden biraz daha kolay izleniyor yani gibi. Bak bu bir ürün. Tamam ürün yani televizyonun karşısına geçtiğinde bir şey alıyorsun. Şimdi açıyorsun bakıyorsun mesela Hatay maçı vardı dün. Hatay Başakşehir. Yani çime baktığın zaman zaten yeni stat. Yeni dün bitmiş daha stat. Çimi kötü. Seyirci toplanmamış. Ortam iyi değil. İyi gösteremiyoruz ki Hatay en iyilerinden biri yani. İyi futbol oynayan takım. Şimdi bu televizyonda baktığın şey ben ilk çıktığında NTV için söylerdim. NTV'nin stüdyoları, işte kamera hareketleri, bilmem ne falan saksı koysan seyrederim yani. O kadar iyi dizayn edilmiş. O da lokomotifti mesela. Herkesi kendine benzetti. Hala NTV spor taklidi yapıyor herkes. Bütün televizyon kanalları aynı devam ediyor. Yani yayın içeriği de aynı, görüntüler de onu öykünüyor hala. Yeni bir şey yok yani. Şimdi bu seyrettiğin şeyi seyredebiliyor musun? Seyredilir, çekici bir şey değil. Çok anormal futbol oynanması lazım. Öbür taraf öyle değil ki. Açtığın zaman acayip bir yeşillik, cayır cayır formalar. Uğultu geliyor. İnanılmaz bir uğultu. Kimse kendini yere atmıyor. Kimse birbirine it. Şimdi Türkiye'de futbolda şöyle bir durum var. Savunmacı kendini değdirip, rakibe yere atıp oyunu durdurmak istiyor. Hücumcu akın sonlandırmak için bir numaralı taktiği akın sonlandırın abi mutlaka. Hücumcu bir iteyim akın dursun biz yerleşelim diyor. Hakem bir maçı durdurayım nefeslenelim diyor. Akmıyor iş. Yani bizim malı satamamamız gibi bir durum var. Bunun dışında tabii hakem tartışmaları şunlar bunlar güvensizlik var. 4 milyon aboneden 1,5 milyon aboneye düşmüş. Niye? Ekonomik kriz şu bu tamam anladım da. Onun dışında da sebepleri var. Şimdi satma işi başka iş. Bu ürün. Yani bir ürün satıyorsun. Bizde yoğurdum ekşi diyor herkes zaten satan. Sen niye gidip alayım? Yani, anlatabildim mi? O başka bir iş. Ama evet doğru toptan bir kalkınma lazım. Onun da önüne işte şey yabancı sınırlamasıyla geçilecek. Allah'ın izniyle. Bütün büyükler memnun bu durumdan. Yabancı sınırlaması oldukça. Onlar Türkiye'deki oyuncuları zaten çekecekler. Yurt dışındakilerini çekecekler istedikleri gibi Türk oyuncuları. Diğerleri o kalitede yabancılar bulamayacaklar. Gene eskisine dönecek iş. Aslında yani bir lokomotif oluşacak gibi yine içeride. Ama zirvesi çok belli olmayacak. Katar mı onu bilmiyorum. Evet işte. Yani büyük olmaya devam edecek ama ne kadar büyük olacak. Evet. Burak Elmas da aslında hafta içi benzer bir şey dedi. Yani
o kadar çok popülaritesini kaybetti ki oyun dedi. Evet. Bazı önce bahsettiklerimi söyledi. İlk önce marka değerini büyütüp sonra rekabet içeride yapmamız lazım. Evet. Aslında formülü sanki biliyoruz. Biliyoruz ama işte bu konuda esasen hakem tartışması üzerinden devam eden bir güvensizlik, federasyon üzerinden devam eden bir güvensizlik var ya. Şimdi bu söylediklerinden şunu anlamayın. Onlar günahsızdır, çok iyi yapıyorlar işte. Şimdi filozof Ahmet Aslan var, bilir misiniz? Meraklı mısınız felsefeye? Değilsiniz. Bence meraklı oldun. Güzel bir şey. Mutsuz eder ama toplumu kalkındırır. Çok doğru bir tespiti var. Yani onu tabii filozof olunca daha herkesin anlayabileceği gibi anlatabiliyorsun. Benim gibi olmuyor. Diyor ki, üç tane diyor alan vardır diyor. Şahsi alanlar diyor. Şimdi benim, seninle ilişkim, benim ailemle ilişkim, kendi hayatımla ilgili bir şey, bir durum. Beni ilgilendiren bir durum. Bir devletin alanı vardır diyor. Ne olduğunu biliyoruz zaten devletin alanının. Bir de kamu alanı vardır diyor. Kamu alanı nedir? Evden çıktın, trafikte yaşadıkların, yaya olarak yaşadıkların, apartmanın içinde komşularınla yaşadıkların, maça gittiğinde, parka gittiğinde yaşadıkların. Üç tane alan var normal toplumlarda. Bizde kamu alanı yok diyor. Sıfır. Düşün bakalım. Çıktın evden, kaldırımda yürüyorsun, motosikletlerin biri geçip vurr diye yanından geçiyor. Bunu Almanya'da yapabilir misin? Yapamazsın. 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 Neden? Çünkü kimse yapmıyor. Çünkü oradaki toplum bunu kabul etmez. Çünkü kamu alanı, orada polis olmasına gerek yok. Adamın ceza yemesine gerek yok. Ya da şimdi motosiklet diye mi taktın kafayı kardeşim, adam ekmek parasını da diyebilir. Ya da bir tane Maybach düşün. 10 milyon lira falan olmuştur herhalde. Daha bile fazladır. Yani onları tabii şey yapmak, takip etmek mümkün değil. Geliyor kaldırımın üzerine park ediyor adam. Emniyet şeridini kullanıyor. Nasıl? Ya da emniyet şeridini kullanıyor. Emniyet şeridini. Kaldırıma park ediyor ya. Çıktın çocuğun bebek arabasıyla. Geçemiyorsun. Kamu alanı yok işte. Peki adama, oradaki adama, ya kardeşim ben geçemiyorum dediğin zaman ne oluyor? Yandan geç. Sana ne kardeşim diyor, değil mi? Neden? Çünkü orayı kendi şahsi alanı zannediyor. Biz kamu alanını bile kendi şahsi alanlarımızla dolduruyoruz. Peki bunun önüne ne geçiyor? Kamu geçmiyor. Topluluk geçmiyor. Geçerse devlet geçiyor. Bak çok enteresan bir şey. Bütün statlarda küfür edilir değil mi? Hiç edilmeyen bir dönem hatırlıyor musunuz? Yok. Ben hatırlıyorum. 80 darbesinden sonra Türkiye'de statlarda küfür edilemedi. 2 sene boyunca. İşte nay 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 vardı ya. Sonunda da bir şey vardır. Hı hı. Hadi burada zikretmek istemediniz. İşte bilmem neye böyle oldu 12 Eylül'den sonra. Zor bir 2 sene tribünler için herhalde. Böyle oldu. Bir kişi bile küfür edemedi. Neden? Çünkü kamu alanını dolduramıyorduk ama devlet orayı doldurdu. Şimdi niye anlattım bunu? Canım felsefeden. Çünkü bu aynı sahada yaşadığımızı anlatıyor. Çünkü bizim şahsi alanlarımız var. Galatasaraylı olarak, Fenerbahçeli olarak, Beşiktaşlı olarak, Trabzonlu olarak. Sahaya çıktığımız zaman yine şahsi alanlarımızı, halbuki orası bir kamu alanı ama şahsi alanlarımızı orada kullanmak istiyoruz. Bize penaltı verilmiyor. Bize kırmızı kart verilmiyor. Biz mağduruz. Bizim şahsi şeylerimiz karşılanmıyor kardeşim. Karşıda birisi var. Kamu alanı oldu. Kamu alanı oluşuyor çünkü sen hakemden polis gibi ya da hakim gibi davranmasını beklemezsin. Hakemin oradaki rolü maçı bitirmek. Kurallara, mümkün olduğunca kurallara bakarak. Dolayısıyla %100 doğru kararlar veremez. Ne yapacak? Maçı mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde bitirecek. Hep bizim aleyhimize oluyor. Sen çünkü onları yazıyorsun da ondan. Ha, olabiliyor mu böyle sezonlar? Olabiliyor. Neden? Çünkü sen sürekli şahsi alanınla orayı preslediğin için oradaki denge bozuluyor. Çok net bir şey vardır. Şampiyonluktan kopan büyüğü hakemler perişan eder kardeşim Türkiye'de. Çünkü senin şahsi alanın güçlü değildir artık. Zayıflamıştır. Onlar da rahatlarlar, seni tokatlarlar. Bunun sorumlusu kim? Hakem değil.
Bu düzen. Bilmem anlatabildim mi? Ahmet Aslan gibi söyledim. O da öyle yapar. Bilmem anlatabildim mi diye. Var mı itirazınız bu konuda? Varsa konuşalım. Çünkü temel problem bu. Şey de var. Yani büyükler hafifledikten sonra hakemler bunu yapıyorsa büyüklerin o zaman biz hakemleri sıkıştırmasını meşrulaştırabiliriz. Ben şeyi anlatıyorum. Biz burada yapılması... Ben fotoğraf çekiyorum. Yok hayır. Ben de diyorum ki o zaman... Meşrulaştırmıyorum. Gerçeğin bu olduğunu söylüyorum. Yok meşrulaştırma çok doğru olmadı yani. Büyüklerin hak verebiliriz. Tarz, evet hak verebiliriz o zaman. Gitsinler. Hayır. Baskı yapsınlar. Hayır. Böyle olduğu için 4 milyondan 1,5 milyona düşüyor abone. Çünkü aklı başında insanların büyük çoğunluğu kaçıyorlar. Doğru. Ben de kaçarım. Kaçıyorlar. Kaçmamaları nasıl olacak? Orası parlak bir yer olacak abi. Çok konuşulmayan hakem... tabii ki konuşacaksın hakemleri. İşte Dortmund maçı, Dortmund Bayern Münih maçında en parlak maçı ligin. Almanya'nın bir numaralı maçı. Bellingham'ın söylediklerine bak. Adı şikeye karışmış bir hakemin bunda ne işi var diye. Hemen açıklama geldi. Zor bir hayat bekliyor olabilir Bellingham'ı bundan sonra. Yani tedbirli olabilir. Bilmiyorum yani tedbirli olarak ceza kuruluna verebilirler. Bu arada hakem de konuştu orada. Biz hani Türkiye'de acaba olur mu diyoruz. Orada yine hakem de açıklama yaptı. İşte penaltıyı anlattı biraz. Hummels'in özellikle orada. Yani aslında tamamen oyunla alakalı şeyler. Royce'un pozisyonunu anlattı mı? Royce'un pozisyonunu da daha sonra anlatmış galiba da. Yani hem ne maç demiş? Sonu... Ben kaçırırım onu. Ya orada göremediğini söylüyor ha. Muhtemelen şey. Var niye var? İşte bak bunlar tartışılıyor. Ya bu tartışılıyor. Çünkü hakemlik dediğim şey. Geçen hafta anlattım değil mi onu? Ya trafikte kaza yapmak gibi bir şey esasında. 8'de 2, 8'de 6. İki kişinin suçu var. Ne yapacak hakem? 6'yı. 6'ya verecek abi. Başka çaresi yok. Ya ama öbürsünde öyle değildi. Bizim maçta böyle oldu. Orada böyle olmuştu. O hakem o maçta öyle vermişti. Kural değişti. Böyle bir şey var tabii. Sürekli kural değişiyor, yorum değişiyor. Şu var, bu var. Ya bunun içinde kocaman bir yorum var. Ve bu yorumu kendimize evirmek için... Yani bizim şahsi alanımız olarak gördüğümüz için... Ya bize niye vermiyorsun? Ona veriyorsun, bize niye vermiyorsun kardeşim? Yaptığımız için ayarları bozuyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Hakemlerin tamamı bak %99 demiyorum. Hakemlerin tamamı bir büyüğün maçına çıktığı zaman o büyük şampiyonluk mücadelesi veriyorsa şunun için dua ediyordur bak. Allah'ım lütfen kazansınlar. Da başıma bir şey gelmesin. Ya da derbi ise Allah'ım lütfen berabere bitsin. Çünkü biz problem olsa da olmasa da hakemi dövüyoruz. Ve bunun içinde hakem yetişmez. Hakemin zaten hakem olmak istemez ki normal bir insan. İstemezsin yani. Çünkü bir de bu Süper Lig, bir de amatörlerde neler oluyordur düşün. O yüzden bunu nasıl parlatacağız? Önce bu iş 6 hafta işte 6 hafta konuşmayacağız, sonra konuşuruz. Hızlı olmaz o iş. Hiç konuş. Ligin sahibi olun. Hakemlerin sahibi olun. Her şeyin sahibi siz olun, siz dizayn edin. Biz mi denesek acaba? Hiç hakem konuşmamayı. Faydası yok ki. Bunun faydası yok yani. Yani çünkü maçlar bitiyor. Maçlardan sonra teknik direktörler, başkanlar sadece hakem konuşuyorlar. Şey gibi olur biraz. Ormanda yangın varmış. İşte yanıyor. Bütün aslanlar falan çıkmış. Küçük bir tane de kuş damla alıp götürüyormuş. Deli misin oğlum nasıl yangını söndüreceksin demişler kuşa. O da demiş ki benim elimden gelen bu. Öyle, biz ama öyle bir şey değil ki bizimki. Değil mi? Yok değil. Biz asli unsuru değiliz futbolun. Doğru. Yani asli unsuru futbolun futbolcular ve hakem taraftarlardır. Ondan sonra bir dış çeper var. Orada da yönetenler var. Onlar yapmadan dışarıdan ne yaparsan yap. Yani bataklığa ilaç sıkmak gibi olur o zaman. Malın sahibi. Hepsi biliyorlar ya. Hepsi biliyorlar bu işin böyle gitmişlerini. Neyse geçelim maça. Geçelim. Fenerbahçe kazandı. Evet. En çok gol yiyen takımı Rize zaten. Ve çok açık, çok pozisyonlu bir maç oldu. Evet. Yani tabii bu bir terapi oldu Fenerbahçe için. Onu söyleyebiliriz. Yani doğru zamanda doğru bir durum. Yani çok tersi bir durum da olabilirdi. Yani ilk yarıda esasında savunma hücum birbirinden kopuk gene. Yani çok uzak kaldı. Savunmacı. İki takım içinde belki de. Rize zaten öyle de. Hani Fenerbahçe'nin hani tamamlaması lazım. Hamza Hoca da maçtan sonra hani ikinci yarı savunmayı çıkardılar. Biz de bunun üzerine arkaya adam kaçıralım dedik ama belki biraz erken risk aldık dedi. Fenerbahçe maçlara böyle başlıyordu eskiden.
Yani ikinci yarıya başladığı gibi başlıyordu. Rakibi sıkıştırıyordu. Bir tane bir pozisyon var. Rossi geriye çıkarıyor. Kimse yok. Şut çekiyor. Kaleciden dönüyor. Hatırla ilk yarıda. Hı hı. 40 metre Fenerbahçe'den kimse yok. Savunma orta saha gerisine dizilmiş. Yani Fenerbahçe böyle oynarsa doğru bir rakip. Mesela Altay'a karşı oynasın. Altay'ın Galatasaray'a karşı oynadıkları oyun çok takdire şayan bence. Yani rakip ceza sahası içinde bile pas yaptılar. Yani Mustafa Hoca bir yöntem buldu. Bulmuş. Ha, kaybedebilirdi. Ama seyredilebilir bir şey oldu. Nedir? Galatasaray'a karşı nasıl oynarsın normalde Ali Sami Yen'de? Kontra kovalarsın. Yani Galatasaray'ı zora sokanlar onlar hep blok kalıp hızlı çıkmaya çalışanlar. Altay öyle yapmadı. Ayağa çıktı. Ayağa çıktı ve rakip yani kornerleri bile orta atmadılar. Paslaşarak ceza sahasının içine girmeye çalıştılar. Konya da biraz öyle yapmıştı sanki. Benzer evet. Ama onlar daha geçiş yani kontraya geçişte şey, transition değil mi? Şeyden NBA'den geçme. Geçiş öyle. NBA'den geçme bir tabir herhalde o. Basketbolda. Olabilir onu da söyleyebiliriz. Sorun yok. Ben de arada çıkıyor ağzıma. Ama kontratak daha güzel ya. Konya daha kontratakçı bir takım ama yerleştiği zaman da iş yapabilen. Altay öyle yapmadı. Altay böyle sakin, paslaşarak hatta topu tutup hani etrafında öndeki teknik oyuncular çalım atarak vesaire. Yani o Galatasaray'ın o kontralarına izin vermeden topu ayağında tuttu. Rakip de bile. Yani değişik bir şey denediler ve büyük oranda da başarılı oldular. İkinci yarıda yoruldular tabii ama başarılı oldular. Şimdi Fenerbahçe bu kopuk oyunu Altay'a karşı oynasa olmazdı. Olmazdı yani. Ya da mesela Hatay'a karşı oynasa olmazdı. Birçok rakip sayılabilir aslında. Şimdi diyecekler öyle. Ki Altay'ı da yendi, Hatay'ı da yendi. Başka oyunlar. Fenerbahçe önde baskılı oynadı ve kontratağı çok hızlı yaptı o maçlarda. Özellikle Hatay maçında. Şimdi Rize'nin tabii durum var. Şimdi ikinci yarıya kadar tabii taşıyabildiğin zaman, önde taşıyabildiğin zaman hadi biraz da öne alalım. Salay sen biraz oyuna gir. Başlayınca Mesut Rossi çok hareketli. İkisi de çok hareketli. Berisha elinden geleni yapıyor vesaire. İkinci daha da aldılar. Çünkü hani önde Bolasi, işte Loic Remy falan girince zaten hani savunma desteği tamamen kayboldu. Fenerbahçe için de çok rahat bir maç oldu. Ancak şunu söylemem lazım. Çok dikkat çekici bir şey var. Şimdi Rossi Berisha'ya, Berisha Rossi'ye çok güzel paslar attılar. Ancak çok önemli mesela ilk yarıda bir pozisyon var. İkinci yarının başında çok önemli bir pozisyon var. Birincisinde Rossi Berisha'ya vermeden şut çekiyor. Berisha bomboş yani kalenin içine girer. İkincisinde Berisha Rossi'ye vermiyor. Şimdi bu onların bencilliklerinden kaynaklanan bir şey değil. Bu bencillik değil. Bu büyük takımlarda toplu hedefin yok olduğunda ortaya çıkan bir sendrom. Toplu hedef yok olursa herkes kendi işine bakıyor. Ya Barcelona'da aynı şeyi yaşadı. Oyuncular söyledi bunu. Artık yani toplu hedefe inanmazsan kendine bakıyorsun artık. Kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Fenerbahçe'de bunu gördük ki bu çok büyük risk. Büyük tehlike. Ve bütün bunları ortadan kaldıracak acaba bu bir terapidir? Bu maç böyle 4-0'lık bir galibiyet. Hani 7-8 olabilirdi eğer onlar olmasaydı. Onu anlatmıştır. Daha fazla da olabilirdi. Bütün bunları ortadan kaldıracak bir terapi olacak mı? Yani ben Pereira'nın kulübedeki haline baktığım zaman çok öyle görmüyorum. Yani sanki Pereira yollanmış ama orada oturuyor gibi. Ersun Yanal'ın Trabzonspor kupa maçına çıkması gibi. İki hafta arasında çok büyük bir çok Farioli dalgası içeride gördük. Farioli'yi bilmiyorum ama çok net içeride bu iş bitti diye haber çıktı yani. Yani çok net bu yani dedikodunun ötesinde. Ben hani oyuna devamında dedikodu diye anlattım ama çok net arabasını bıraktı bitti bu işte. Fenerbahçe kulübünde bu konuda hiçbir açıklaması olmadı. Zannediyorum hani Farioli çok belki de Farioli gerçekten vardı. Ben yurt dışından bir yabancı geleceğini düşünüyordum ama Farioli'ye tepki çok yüksek olunca muhtemelen vazgeçildi. Çünkü sosyal medya çok direkt etki ediyor Fenerbahçe yönetimine. Yani şu an Pereira dönemi valla öyle duruyor. Aslında devam yani 4-0'da bir şey oldu mu? Edebilir de yani onu bilemeyiz ki. Bu işler belli değil ki. Neden olduğunu anlamıyorsun ki. Bariz sebepleri de yok. İşte Emre Belözoğlu neden gitti? Var bir sürü dedikodu ama neden? Gitsin daha iyi olsun gelsin. Öyle böyle bir sebep var mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Çok iyi bir teknik direktör olacak ama daha olmadı. Gitsin gelsin. Emre Belözoğlu ayrılırken Fenerbahçe'de göreve başladığından bitirene kadar puan durumu ne? Galatasaray'la birlikte aynı puan. En yüksek puan alan takım. Peki ne istiyorsunuz o zaman?
daha fazla. Şimdi Faryoli tepkileri de aslında Emre Belezoğlu özelindeydi. Benzer profiller bir bakıma. Genç iki teknik direktör. Niye onu yolladık, niye onu getiriyoruz? Benzer profiller değil bence. Gençliği açısından, tecrübesizliği açısından dedim. Gençliği açısından da değil. Değil mi? Değil tabii. Yani Emre bir, yani Faryoli bir taktisyen. Emre Belezoğlu daha pragmatik bir insan. Yani Emre Belezoğlu yürümüyorsa değiştirir. Faryoli değiştirmiyor. Ben bunu kuracağım diyor. Böyle devam edeceğiz diyor. Biraz Pereira'yı o zaman. Yaşları benziyor. Pereira gibi, evet. Ya ben böyle yapacağım diyor. Bu böyle oynanır bu oyun diyor. Ben hiç sen farklı oyunlar gördün mü hiç Karagümrük'te? Yok. Sürekli aynı oyun oynuyorlar. Kim olursa olsun. Biglia varsa da, Bertolucci varsa da, yoksa da. Sürekli aynı oyun oynuyorlar. Hatay da öyle. Ribero yok ya. Başakşehir'de alacak oyunu belli. Hala önde bir dörtlü, arkada bir dörtlü. Yani Ribeiro, Abit vardı geçen sene. Tamamlıyordu onları ve hakikaten çok iyi bir oyun ortaya çıkıyordu. Ama burada kriz yaşanıyor belli. Yaşanacak yani, Ribeiro yok. Aynı ama tabii saygı duymak lazım. Emre Belezoğlu öyle değil. Emre Belezoğlu değiştiriyor oyunu. 4-6-0 oynadı ya geçen sene. Şimdi Okaka ile oynuyor. Farklı yani, farklı oyunlar oynuyor. Evet. Sen bir teknik adamla hangisini tercih edersin abi? Bir, elinde metotlar olacak. Çok ciddi metotlar olacak. İki, belli bir pragmatik düşüncesi olacak. Ferguson. Net Ferguson yani. Başından sonuna kadar denediği oyunlara bak. Gerçi İbrahimovic de orası köy gibi bir yer demiş ama. Yani dışarıdan çok iyi duruyor ama. Ama o denk gelmedi ki. Yani kurum olarak. Sonuçta Ferguson'un kurumu yani orası. Kahveye ya da meyve suyuna galiba para vermek zorunda kalmış. Ona biraz sinirlenme şeyler bulmuştur canım. neler değil mi? Açıklamalar çok enteresan değil mi bu? Şeyler çok, evet, komik ne geliyor bana. Acayip şeyler. Mbappe, Paris Saint-Germain. O doğru. Ben de olsam ben de aynı şey yaparım. Git dedim, ona da tut dedim diyor değil mi? Paris Saint-Germain yönetimi. Mbappe'ye demiş ki git buradan. Real Madrid'e git. Sen hak ediyorsun. Paris Saint-Germain yönetimine demiş ki de sakın bırakmayın. Çok normal. Mesela burada bir çelişki yok bence. Burada çok yönlü düşünme var. Yani kendini Mbappe'nin yerine koy. Gider misin, kalır mısın? Giderim. Peki kendini Paris Saint-Germain yöneticisi yerine koy. Tutmak için elimden geleni yaparım. Gayet normal. Ama bazı çiçeklerde, bazı topraklarda. Nasıl? Bazı çiçeklerde, bazı topraklarda olmuyor. Aykut Kocaman dediği gibi. Aykut Kocaman hangi çiçeklerde? Kaktüs çiçeği oldu Aykut Kocaman maalesef. Abi Fenerbahçe dedik. Bir soruyla devam edelim, tamam, istersen. Tuncay Bey sormuş. Rossi'yi sana sormak istiyor. Mesut Valencia, İrfan'ı ziyadesiyle konuşuyoruz ama 5 asist 2 golle en çok gol katkısı yapan Rossi neden bu kadar konuşulmuyor demiş. Yani çok Mesut neden konuşuyor? Çok kuvvetli bir lobisi var doğal olarak. Çeşitli sebeplerle. Hem büyük, yani dünya starı bir adam sonuçta. Tabii. En iyi maçı mıydı onun da sence? Olabilir. Olabilir. Çok hareketli tabii. Rakibin, takımın da onu anlaması lazım. Onun da biraz bu dinamikleri çözmesi lazım. Ama sağını mesela Galatasaray maçında çok iyi kullanmıştı. Bu maçta 3 defa çekindi. Gördük yani. Kullanmaya çekindi. Bir tane vurdu. Ondan sonra 2-3 tane çekildi. O zaman ne yapacaksın? Abi topu aldığın yer farklı olması lazım. Yani bu konuda şey yapılabilir. Eleştirilebilir Pereira. Ben iki kanatta oynayabileceğini düşünüyorum ama direkt gole dönük oynatıyorsan evet, bu konuda eleştirilebilir. Ona hak veririm belli oranda. Rossi geldiğinde de söylemiştik. Yani özellikleri olan oyuncu ama başka bir yerden geliyorsun. Yani Amerikan Profesyonel Ligi'nden Süper Lig'e gelmek, nasıl söyleyeyim yani, şey değil. Bir yukarı çıkmak, bir aşağı inmek falan değil. Neredeyse başka bir oyuna geçiyorsun. Başka bir spor yapmaya. Larin'in, yani futbolcu mu dedik hep beraber ya? Yani bu oluyor. Yani çünkü Almanya'ya gitmek, İtalya'ya gitmek gibi değil. Orada bir kalıbın içinde hemen senin yeteneklerini yeniden şekillendiriyorlar. Şimdi Rossi neye göre oynayacak abi? Adamın oynayacağı belli değil. Nerede oynayacağı belli değil. Arkasında, önünde, yanında kim var belli değil. Sen böyle bir belirsizliğin içine, bu kadar kültürel fark varken geldiğinde belli bir standarda oturman mümkün mü? Değil. Ona rağmen
işini yapmaya çalışıyor. Takdire şayan bence. Soğuk suya atlamak gibi sanki biraz. Süper Lig'e gelmek. Ben severim. Çivi gibi. Benim için sıcak suya atlamak gibi. Olabilir. Olabilir. Hamama girmek gibi ya da. Ya mesela. Ya bir şok etkisi işte. Evet. Neyse artık. Senin için öyle, benim için öyle evet. Demek. Yetersiz bak bu konuda. Bu arada anketin de sonuçlarını verelim abi. Evet. Clear'la haftanın kendini göstereni kim olur diye 4 seçenek yine sunduk biz. Salah'ı, Hamsik, Lung ve Aleksic %71 ile burada. Çok aday vardı Salah'ı bu hafta yani. Kazandı. Evet. Yani Salah normal. Ama Lung'un oyunu tutması 9 kişiyle galibiyet. Çok zorladı Antalya çünkü yani sürekli pozisyona girmediler belki ama kırılma anlarında bir tanesi iş değişebilirdi. O açıdan Lung önemli. Tiam tabii 2 gol attı. Onun önemli. Ben Giresunspor'u Tukara 2 tane attı. Tamamını yani bütün organizasyonu buraya koyabilirim. Çünkü çok zor bir dönemde teknik heyete dokunmadılar. Evet. İşler çok kötü giderken skor olarak ki aslında savunmaları mesela gol pozisyonu vermiyorlar değil mi? Nedir kalelerinde gol beklentisi? Ligin en az gol beklentisi olan ikinci takımı 11.52. 11.52. Özür dilerim. En az gol yani ikinci takımı en az gol beklentisi veren takımı. Aynen. 11.52'den. Yani 15 maçta 11 gol beklentisi yemesini yani. Bekleyebilirmişiz aynen. 12 gol yemişler. Ya yani inanılmaz bir şey bu. Normalde şöyle organizasyon açısından başarı gösteriyor. Tabii çok büyük başarı. Kaç gol yemişler? 12. Normalde işte şey oluyor. 15 gol beklensen genelde 9-10 yenir. 11. Ama yani düşme hattında olan takımlar için daha fazla olur. Aynen. Ki ilk hafta biraz ağırda konuşmuştuk o ilk hafta evet, performansın ardından. Evet, yani çok doğru. Böyle bir Süper Lig takımı gibi gözükmüyorlar. Durmuyordu ama yani böyle değil ki. Onu işte dışarıdan bakarak anlaşılacak şeyler değil. Bunu içeriden hissederek anlayacaksın yani. İçeriden hissederek anlayabilirsin yani. Yöneticilik o zaten. Yani rasyonel davranmak öyle bir şey. Taraftar ya da dışarıdan bakan belli oranda rasyonel olabilir. Hatta taraftar hiç olamaz. Ama yönetici, o yüzden söylüyorum. Yöneticilikle taraftarlık birbirine en zıt iki şey. En zıt bak. Yani 180 derece dönmen lazım. %100 rasyonel olman lazım. Çünkü etraf tamamen irrasyonellikle dolu. Senin sabit olman lazım. Dolayısıyla bu şu ana kadar verdikleri ve hücum etkinliği de yoktu esasında. Değil mi? Bu haftaya kadar çok bir şey görmüyorduk. Bu hafta hem de yani ligin kalbur üstü bir takımın oyun olarak kalbur üstü. Fenerbahçe için adı geçiyor işte hocanın. Attıkları ikinci gol özellikle. Çok takdire şayan. İkinci goldü değil mi? Hakan'a da çıkıp merkeze yolladık. Bir de yani 1-0'dan 3-1 de etkili. Tabii. Tebrik ediyorum. Onları da almak lazım. Ama tabii Serdar Dursun'u söylemekten de olmaz. Yedekten gelip hat-trick. Yedekten gelip. Şimdi demin bahsettim ya o bencillik değil bencillik falan işte kendilerini kurtarmak. Şimdi uzaktan attığı son gol. Dördüncü tercih o şut. İki tane pas var. Dribbling var. Buradan şut çekilir mi ya? Ama hazır da şey yapmışım. Ne yapmışım? İki tane ya. İyiyim gidiyorum. Tabii ki öyle. Tabii ki. Vurursun öyle. Yani. Tabii ki öyle. Yani Rossi topa vurduğu anda Rossi yaptı. Hani olacak iş değil yani. Ama işte demin anlattığım şey kendimi göstermem lazım diyordum. Çünkü haftaya oynayıp oynamayacağı belli değil. Fenerbahçe'de genelde o var zaten. Kim Min-jae hariç. Ama bu sürpriz değil ki. Yani bunu bilmek lazımdı. Bir de Frankfurt maçı var şimdi. Evet. Yine farklı isimleri. Tabii yani konferans ligine kalmalı mı kalmamalı mı sorusu zor bir soru. Ama Frankfurt karşısında alınacak bir galibiyet, iyi bir oyun. Bu şeyin terapinin devamı olabilir. Avrupa her zaman iyidir bence ya. Nasıl? Avrupa her zaman iyidir. Trabzon hiç öyle söylemiyor. Buradan o zaman. O bence işte lig hakkında çok şey söylüyor. Soruyla bağlayayım size. Trabzonspor'un puan farkı gelecek yıllarda Avrupa'yı sadece yorgunluk olarak görmeye ve odaklanmamaya yol açar. Gelecek yıllarda değil ki hep öyle oluyor. Yani rahmetli İlhan Cavcav Türkiye'deki en önemli yöneticilerden biri olarak görünür. Bana bizzat söyledi yani. Bu UEFA Kupası çok para yiyor ya kardeşim sürekli. Deplasmana gidiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. Ya Valencia'ya gelmişlerdi, finale gidebilirlerdi yani. Yani o sene Avrupa'da bunu 1000 defa söylemişimdir ama çok önemli bir iş. Avrupa'nın en iyi takımıydı Valencia.
Benitez döneminde. Uzatmada elendiler. Şikayet yok. Bu hep vardır Türkiye'de. Avrupa. Avrupa'nın parasında herkes. Yoksa orada oynamak istemezler. Aslında yani, dolaylı olarak oradan da para alıyorsun ki. Nasıl? O arenaya birini çıkartıyorsun. Mesela Salah'ı çıkartıyorsun. Kimi çıkartıyorsun? Öyle bir şey yok ki bizde olsa. Öyle bir bizdeki mevzu şudur. Aman abi. Şey oynayalım. Düşük oynayalım. Düşük takımlarla oynayalım. Düşük pozisyonu. Rezil olmayalım. TSD kupası niye yapılmıyor? Neden kaldı Aziz Yıldırım Türkiye'nin en parlak kupalarından biri diye? Düşünsene. Sezon başlayacak. Üç takım yeni takımlar kurmuş. Üç büyük takım. Aralarında üç tane maç yapıyorlar. Bir eskiden bir de donanma kupası vardı. Devre arasında da oynarlardı. Acayip yani. İnanılmaz bir heyecan. Yeni oyuncular gelmiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. İnanılmaz skorlar çıkar. Niye oynamıyorlar? Aman abi sezon başlamadan seyirci üzerimize saldırmasın. Kaçıyorlar mücadeleden. Üst düzey mücadeleden kaçmak üzerine kurulu memleket. Yani desen şeye, bizim kulüplerin başkanlığına, abicim Şampiyonlar Ligi'ne kaldın, ben sana grup parasının yarısını vereyim, gelme. Göbek atarlar yani. Öyle. Trabzon büyük iş yapıyor bu arada. Bu hafta da çok kötü futbol oynadılar. Şimdi hani galibiyet olduğu zaman ya işte bu adamlar da işi biliyorlar falan üzerinden tarif ediyoruz biz de. Kötü oynarken kazanmak şampiyonluk için büyük şeydir. Evet, bunlar belli oranda doğrudur. Ama oyun kötüydü bu hafta. Yani. Hakikaten kötüydü. 1.81 gol beklentisi var Adana'nın. Yani kaç şutu var Trabzon'un? 5 şutu var. 3 isabetli. 3 isabetli. 2 gol. 0.7. Büyük bir beceri. Zaten sezon boyunca da böyle değil mi? Gol beklentisini çok üzerinde atıyorlar. Evet, onu da söyleyeyim. 19.71 gol beklentisinden 31 golü var. 31 golü. Bir de 31 golden her bir gol 1.25 puan getiriyor. Evet. Yani hakikaten çok efektif. Çok verimli oynuyorlar. Çok yüksek verimli. Yani şöyle tarif edeyim. Toprak yok, gübre yok, az su var. Şakır şakır meyve çıkıyor oradan. Bereketli toprak. Evet. Yani böyle tohum şey kuvvetli çünkü falan. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var yani. Ama bu haftaki oyun hakikaten çok kötü oyun. Bunu düzeltmek lazım. Efektif, verimli, evet çok becerili. Vakayeme, Hamşik inanılmaz yani. Hakikaten çok Uğurcan. Balotelli. Son 18 şutun kalesi. Birini yemiş sanırım. Evet. İnanılmaz yani hakikaten. Tebrik etmek lazım. Ama ligde kalesinde en çok şut gören takım. Evet. Doğrudur değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Yanlışsa böyle yalan diye böyle koy Murat. Öyle bir şey demedik. Muratçım. Şimdi bunlar var ama bir taraftan da öyle bir yere geldi ki iş. Son 20 yılın 15 haftaları itibariyle en fazla puan toplayan ikinci takım mı? Fenerbahçe'den sonra. Evet. 40 Fenerbahçe. 2004'te Fenerbahçe 40 puan toplamış. 39 puan. Aynen. Trabzonspor. Ya öyle bir fark açtılar ki Beşiktaş'ın, sen söyledin, Beşiktaş'la Trabzonspor ikinci arasındaki fark küme daha uzak. Evet. Galatasaray'ın da Trabzonspor'la aynı durum var. Yani Galatasaray Avrupa'da yürüyor, hatta uçuyor diyelim şu an itibariyle. Umuyorum devamı da gelir Perşembe günü. Trabzonspor'a olan farkı düşme hattına olan farkından daha yüksek. Şimdi bir taraftan hani böyle bir durum var, bir taraftan da takdir edilmesi gereken bir inanılmaz verimlilik var. Çok yüksek güven. Zaten Trabzonspor açısından, camiası açısından, tribünler açısından en büyük eksik odur. Çok daha iyi futbollar oynayarak paniğe girip şampiyonluğu kaybetmişlikleri var. Bu sefer tam tersi bir doğrultuda gidiyorlar. Bir de transfer açıkladılar onlar. Evet. Çok tanımıyorum oyuncuyu. Ben bir şey söylemeyeceğim. Siz anlatın. Takımı biraz talihsiz olsa da, Çin'in Wuhan takımından gelecek olsa da. Hayduk'tan mı gitmişti? Evet. Hayduk'tan gitti. Çok bildiğim bir oyuncu değil. Var mı sizin enformasyonunuz? Benim de yok. Okey. Yalan söyledim. Ama iyi transferler, iki transfer daha geliyor bildiğimiz kadarıyla. Bence şey de değerli. Yazın uygulanan politikanın aynısı. Hazır isimler, nokta evet. Atış. Önceden çalışılmış. Evet. Sezon bittiği gün neredeyse Bruno Perez, Gervinho açıklanmıştı zaten. Söylenmişti yani. Evet. Gervinho'nun pozisyonunu oynayacak değil mi Kuas? Var öyle bir eksiklik. En azından yedek oyuncu olarak.
Hakikaten çok yani bu sezon yani Mart başı söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Şampiyonu böyle giderse. Çünkü şöyle bir avantajları var. Arkadan sıkıştırabilen belli bir standarda oturtabilmiş kimse yok. Yani Konya bol kriz bugün oynayacak. Kazanırsa 29-39 10 puan oluyor. Kim bu hafta? Malatya. Malatya. Çok iyi durumda olmayan takımlarımızdan biri. Şimdi şöyle bir durum var tabii. Rakipler üzerinden bakmak lazım. Rakiplerin psikolojileri de çok darmadağınık. Yani Beşiktaş sorunun ne olduğunu çözemiyor. Çözemiyor yani sorunun nedir çözemiyor. Ve çözemediklerini de söylüyorlar. Ve bu en çok güvenilen insan. Sergen Yalçın tarafından söyleniyor. Galatasaray bütün mevzunun federasyon ve hakemler olduğunu düşünüyor. Topyekun buna inanılmış durumda. Fatih Terim sorgulaması sıfır. Oyun sorgulaması sıfır. Sıfır. Hakemler konusunda, federasyon konusunda tabii ki haklı oldukları taraflar vardır. Ama oyunu hiç sorgulamıyorlar. Çok büyük risktir. Fenerbahçe ikisinin de önünde olmasına rağmen teknik direktör tamamen sıfırlanmış durumda. Saha içinde seçilen oyuncuların ne kadar kudretli olduğu, ne kadar iyi oldukları ama ne kadar mağdur edildikleri konuşuyor. Tam korkunç bir psikoloji. Ve esas nedir biliyor musun? Asıl gösterge. Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta mesela bu Fatih Terim olduğu için orada herhangi bir isim geçmiyor. Düşük geçiyor isimler. Fenerbahçe'de Burak Kapacak neden oynamıyor? Sabah akşam bu tartışılıyor Fenerbahçe camiasında. Sanki bir kere seyretmişler gibi. Bu seviyede çocukla bir kere oynamış gibi. Üzerindeki yüke bak. Beşiktaş'ta da Can. Ya şu kadrolara bakıyorsun. Bu Fenerbahçe büyük takımlarda çok sık rastlanan bir şeydir. Dibe vurduğun zaman en çok konuşulur. Bir tane bir genç oyuncu belirlenir. Seneler öncesinden bir örnek vereyim. Aygün. Aygün vardı Fenerbahçe. Aygün niye oynamıyor? Aygün niye oynamıyor? Aygün niye oynamıyor? Aygün niye oynamıyor? Fenerbahçe ne zaman krize girse bu başlardı. Şimdi Burak Kapacak başladı. Çok enteresan değil mi? Dorukhan'ın çıkışı da öyleydi Beşiktaş'ta. Ama Dorukhan çıktı oynadı zaten. Ve takımın geneliyle ilgili bir sorunu yoktu ki. Dorukhan çıktı zaman. Nasıl? Vardı ya Dorukhan çıktığı zaman. Şenol Hoca oynatmadı mı Dorukhan'ı? Evet ama çok sıkıntılı dönemdi ya Avrupa'da. Olabilir. Belki kaçırıyor olabilirim. Belki de evet. Öyledir yani. Böyle bir şey. Bunu gördüğün zaman anla ki burası kaynıyor. Burası kaynıyor. Buradan çok zor bir şey olur. Anlıyorsun yani. Zaten hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın durumu ve Pereira'nın kenardaki durumlarına bakarsan da zaten o net bir fotoğraf olarak gözüküyor. Yani şu anda içindeyken anlamıyorsun pek ama bundan 10 yıl sonra dönüp baktığında bugünkü maçlar neymiş ya belliymiş zaten. Diyorsun daha objektif, daha rasyonel bakmaya başladığın zaman. Abi Galatasaray'la dilersen devam edelim. Maçtan çok konuşulan tabii hakem performansı oldu. Daha program başında da biz bahsetmişken yine buraya geldik bir şekilde ama. Yani tabii. Genel herkesin hemfikir olduğu bir pozisyon oldu. Hakemlik açısından sorunlu bir maç yani. Ona hiç kuşku yok. Yani baktığın zaman bu penaltıya, verilen penaltıya baktığın zaman penaltı mıdır bu? Hakem penaltı verdi ne diyorsun? Diye sorarsan olabilir. Ancak veriliş tarzına baktığın zaman sorun var. Var. Çok var. Yani var, Cüneyt Hoca var, Baroğlu var. Orada sorun var. Onunla ilgili de bir soru var. Ona da cevap verelim, unutturmayın. Daha korkunç bir durum var tabii. Ya ilk golde faul var mı yok mu göremedik biz. Açısı yok. Yani hakem delil bulamadı. Var. Yani oyuncunun düşüşüne baktığında var bir temas. Var, olmalı. Öyle bir kendini atıyorsa zaten ver Oscar'ı. Yani ama delili yok. Bu da problem. Yani onu göremedik biz ne olduğunu. Türkiye'nin en önemli statlarından birinde her maçtan daha fazla kameranın olduğu bir maçta atağın ortasında golü atan adamın kale sahasının içinde faul yaptı mı yapmadı mı göremedik. Yani bu esasında hiç bunu konuşmak lazım. Ya sen bunu nasıl çekemezsin kardeşim? Bunu nasıl çekemezsin yani? Galatasaray'ın itiraz ettiği pozisyona gelince de
Cüneyt Çakır oyunun hızlı akışı içinde pozisyonu gördü ve devam dedi. Yok dedi. Evet. Yok dedi. Yani burada penaltı yok dedi. Bu pozisyon, bu fotoğrafın, bu filmin ruhunda penaltı yok dedi. Hakem ağır çekimde baktı. Topun göğüsten açık olan kola şuraya dokunduğunu gördü. Bunu tespit etti. Zaten topun hareketinden görüyorsun onun olduğunu. Ben başta emin olmadım. Ama topu gördüğüm zaman, çünkü top böyle geliyor, böyle dönüyor. Kola çarpmadan öyle dönmez. Şu omuz başından dönmez öyle. Çok zor. Böyle bir karar veriyor ve hakemi çağırıyor. Bence veriliş tarzında sorun var. Ancak tekrar ediyorum. Cüneyt Hoca gördü. Cart çaldı. Bir şey denemez. Soruyor o zaman buraya sor. Şey yapayım. Junior Kuchiko isimli nickli takipçimiz sormuş. Hakemler gördüğü pozisyonlarda VAR'a danışmaz diyordunuz Mehmet Bey. Danışmaz değil. Şimdi o zaman buradan bir şey var. Hatta Galatasaray-Fenerbahçe maçında İrfan Can Kerem pozisyonunu örnek göstermiştiniz. Doğru. Ama... İrfan Can Kerem'in pozisyonu hangisi? Ha şey, golün önü. Orada bir şey yok ya, bırakın Allah'ını seversen. Kerem geçiyor. Yani önünden geçerken İrfan'ın da bir eli var. Ama Galatasaray işte bu maçta gördüm demesine rağmen ilgili, hakem VAR müdahale etti. Son dakikadaki itmeyle ilgili tamam, uyar. Onu uyar ama orada hiçbir şey yok. Burada bir kural değişikliği mi var? Yok. Şimdi bak bunu ben kendi çok arkadaşlarıma da anlatamıyorum. Şimdi aradaki diyalog şöyle geçiyor ya da geçmesi gerekiyor. Şimdi şüpheli bir şey mi gördü? Mesela bu pozisyondaki gibi. Ya da işte Kerem pozisyonu diyelim hadi. Diyor ki şüpheli görüyor, var şüpheli diyor. Ne gördün diyor. Ya da gördün mü diyor. Hoca diyor ki İrfan, Kerem İrfan'dan topu almak için girdi. İrfan'ın bir darbesi, bir itmesi olabilir. Ama benim için bu penaltı, faul gerektirmez. Devam. Devam diyor. VAR'ın söyleyeceği hiçbir şey yok artık. Adam yorumunu yapmış. Bunda durum farklı. Bunda muhtemelen şöyle oldu. Muhtemelen tabii çıkıp anlatmadıkları için. Yani halbuki burada karar bu şekilde verilmiştir diye küçük bir bülten yapılabilir. Tabii bizde kamu alanı olmadığı için. Onu yaptığın anda herkes her karar için bunu isteyeceği için yapamıyorlar. Herkes her karar için isteyecek. Yani diyorlar, bir kereye söylesen ne olur diyoruz ya. Bir kereyle bitmez o. Her maçta 25 tane istenir. Peki o out? Peki o korner? Ya hocam bir de şuna bir peki bak. Peki o touch? Tabii biliyoruz yayıncı kuruluşta çalıştık hepimiz. 150 tane istek geliyor her kulüpten. Ya bir tane bir özet çıktı bir kere. 3 dakika. Bak yemin ediyorum 17 tane pozisyon var içinde. 17 pozisyon. Neden? Öyle istek gelmiş çünkü. Şeye yok yani golün tekrarını gösteremiyorsun. 3 dakikaya sığdırmak gerektiği için. Öyle. Nerede kaldık? Şimdi burada diyor ki ne gördün? Göğüs muhtemelen. Göğüsle deltoidten muhtemelen top şu yani deltoid. Orada da şey var. Tişört boyu diye bir hikaye çıktı. O da şeyin FIFA'nın yolladığı o çizgi var ya, burada bir yeşil çizgi boyalıyor. Arkadaşlar o tişört değil ya. Şu deltoid değil mi buranın adı? Bu deltoidten bahsediyor adam. Tişört. O zaman tişörtü buraya kadar uzat. İstediğin gibi kolunla. Uzun kol. Olmuyor mu böyle? Elinle kolunla oyna o zaman yani. Öyle değil. Şu deltoidten bahsediyor. Yani şunu kaldırdığın zaman. Anlatabildim mi? Şuradaki bende şişkin olmayan şişkin yer var ya. Orası. Eskiden şişkindi. 2010'da Gana öyleydi. Dünya Kupası. Nasıl? Yapışkan Gana Dünya formu. Kupası aynen. Ha evet evet. Olmaz şeydi. Şey Kamerun kolsuz çıkmaya kalktılar. Onlar yandı yani. Şuraya çarptığı zaman da penaltı. Tişört boyu değil o. Muhtemelen böyle dedi. Göğüs deltoidten döndü. O da dedi ki ya gel bak o zaman. Çünkü doğru görmemişsin. Yani birisine ben gördüm yorumum buyla gördüm hayır görmemişsin birbirinden farklı şeyler. Bunu anlamamız lazım. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anlatamadıysam daha anlatayım. Anlatamadın mı? Yok anladım da ben şey düşündüm. Ben gördüm yorumum bu. Yapmıyor mu aslında Cüneyt Çakır ilk gördüğünde? Bununla yorumla alakalı bir şey yok ki. Nereye değdiğini gördün? Diyor ki omuz ya da işte göğüs deltoid. Buradan gördüm diyor. Yani kural olarak problem yok diyor. O da diyor ki kural olarak problem var abi, buradan döndü diyor. Yoruma açık değil bu yani. Yoruma açık değil ki. Tamam. Ha.
o kadar yakın ve o kadar ani gelişiyor ki olay. Bence ağır çekimde izlenmesi gereken bir pozisyon değil bu. Devam abi. Ama Hummels'e verdi işte. Farklı mı sence? Bence değil. Ya da Başakşehir'in Hatay'daki ikinci penaltısında Palet. Farklı mı? Adam toparlanmaya çalışırken eli burada. Burada eli yani. Bence toparlanmaya çalışıyor. Ama onu çağırdıktan sonra var artık yapacak bir şey yok abi. El şöyle buraya geliyor yani. Ne yapacaksın buna? Hatırla Topal'ın Ivan Babek kırmızı kartını. Orada iyice böyleydi. O rezalet yani. Evet. Peki şu an aklıma geldi. Tamamen saçma bir soru da olabilir bu. VAR dedin ya abi hani yavaş çekimde izlenmemeli oradaki pozisyon. Zaten şey yapılan unutma sorunu. Zaten söylenen şu. Kontağı yavaş çekimde bulun ama hakeme hızlı da izleyin. Hızlı da izletin. Hakem kontağı görmek isterse yavaşlatın. Ama insan beyni öyle çalışmaz ki. Bir de yani, sen o yavaş çekimi gördüğün anda artık o olarak kazındı abi. Arkada 50 bin kişi var. Arkada 50 bin kişi varken yok hızlı izin. Ben bunu ağır ağır izlerim. Olmaz. Şimdi gitti. Yok abi bir şey yok dedi döndü. Aynı yangın olmayacak mıydı? Tabii. Bu sefer rakipler yapacaktı aynı yangını. Ama duyulmayacaktı o da. Çok fazla duyulmayacaktı. Ancak tabii bu haklı olabilir. Yani bence de varlık bir şey yok ve o orada devam etmesi gerekiyor. Ancak bu Galatasaray'ın bütün problemlerini oyunla ilgili mesela kapanan takımlara karşı sorunu vardı Galatasaray'ın çok net olarak. Bu sefer de gördük ki ayağa pasta çıkanlara karşı da sorun yaşayabiliyor. Yani şunu artık net olarak söyleyebiliriz. Galatasaraylı oyuncular Avrupa'yla Türkiye'deki maçlar arasında net bir fark görüyorlar bu maçlar arasında. Oyunu algılamaları farklı. Rakibin oyunu da farklı değil mi ama? Ama 3 tane çok değişik top oynayan takım var grubunda Galatasaray'ın. Tabii ki farklı. Ama Altay gösterdi bunu bence. Söylemeye çalıştım ama Altay bayağı ayağı açık oyun oynadı yani. Bugüne kadar evet Türkiye'deki oyununda çözemedikleri şeyler olduğunu söylüyordum ben de savunmaları kapalı savunmalara karşı ama burada Altay'ın kapalı bir savunma oynadığını söyleyemeyiz. Gol attıklarında akan oyunda 5 kişi var ceza sahası içinde ya. Ve adam 3 kişiyi geçip vuruyor. Kontak yok yani. Şimdi hakemle itiraz etmek, hakemden dert yanmak, mağdur olmak anladım tamam da tamamını buna yıktığın zaman oyunla ilgili problemi görmüyorsun o zaman işte. Bunlar çok büyük riskler. Güçlü bir figürün olması senin için büyük bir avantaj. Ama güçlü bir figürün sana senin önüne koyduğu senaryonun peşinde gitme zorunluluğu da seni yanlış yerlere götürebilir. Çünkü o güçlü figür önce kendini düşünüyor. Necati Ateş Galatasaray'ın yardımcı antrenörü değil ki. Fatih Terim'in yardımcı antrenörü. Böyle bir organizasyon çok zordur yani yürümesi. Kişilerin kurumların üzerine çıkmaya başladığı an artık iş çok zorlaşır. Çok idare etmen gerekir yani. Edebilir misin edemez misin bilmiyorum. Yani Fatih Terim her sene ciddi cezaları kimse hesap sormuyor. Şimdi diyorlar ki mesela Burak Elmas çıktı dedi ki basın toplantısında. Aynı şeylere farklı cezalar veriliyor. Peki şimdi Sergen Yalçın da herhalde bu kıyaslama yapılıyor. Sivas maçıyla. Sergen Yalçın bir maç mı cezalı? Evet. İki sarı karttan. Yok direkt. Direkt kırmızı kartı sanırım. Direkt. Peki Sergen Yalçın ne yaptı? Sahaya girdi, topa vurdu, atıldı. Fatih Terim ne yaptı? Aynı mı? Ona bakalım. Fatih Terim bence marka kart görmesin diye ortalığı biraz odağı değiştirmek için. Oyundaki topa, sahanın içinde müdahale etti. Oyundaki topa. Değil mi? Çizginin üzerine müdahale ediyor. Evet. Hakem de durdurmak zorunda kaldı oyunu. İkincisi de ne yaptı bilmiyorum. Muhtemelen bir şey söyledi. Peki ondan sonra cezayı, kırmızı kartı gördükten sonra cezayı neden aldı? Raporda yazan şu. Gel burada o kartı göster de ben o kartı. Şimdi buna kaç maç ceza vereceksin? Peki bunu söylediği zaman Sergen Yalçın'la aynı mı oluyor? Sergen Yalçın böyle bir şey ben hatta söylediğini duymadım yani. Şimdi ben bunu söylediğim için Sergen Yalçın korumuş Fatih Hoca'yı saldırmış mı olacağım? Böyle mi algılayacağız? Olabilir. Yani biz algılamıyoruz tabii de. Taraftarlık irrasyoneldir. Ben anlarım. Bir taraftar bu söylediklerime kızabilir, bana küfür de edebilir.
Yani ayarını kaçırırsa davalık olur. Ama realite bu. E bunun karşılığı da 6 maç yoksun. Bunu Rıza Hoca söylese kaç maç alır? Rıza Hoca da hiç birleştiremediğim için bunu. Öyle bir şey. E şimdi bu nasıl? Peki Burak Yılmaz diyor ki aynı şeye farklı cezalar veriliyor. Öyle mi? Bence öyle değil. Raporda yazan bu. Benim içeriden öğrendiğim kadarıyla. Ha, yanlışsa önümüzdeki hafta özür dilerim ama o kadar net geldi ki bilgi. Ya hocam kusura bakmasın ben de sana neler yakıştırıyorum. Beni yanılttılar kusura bakmayın derim. E bunu tamam hakem penaltıyı saçma sapan bir şekilde verdi. E bu ne olacak? Şimdi bunu söylediği zaman tabii taraftarın bir kısmı az bile söylemiş diyor. Neden? Çünkü kamusal alanımız yok. Şahsi alanlarımız var. Oranın tamamı Fatih Hoca'ya ait. Tribünde, tribündeki adamlar da, taraftar grupları da tamamı. E olur mu böyle? Peki bu kamusal alanı nasıl yaratacağız? Devlet müsaade edecek. Bunu yurt dışında yaşayanlardan öğrenebiliriz. Bizde olmadığı için pek bilmiyorum ben. Nasıl olmuş yani? Almanya'da yaşayanlara soralım bakalım. Nasıl olmuş bu? Nasıl memnun musunuz hayatınızdan? İngiltere'de yaşayanlardan. Herhalde memnunlar ki gelen de yok yani. Dönmek istiyorlarmış ama. Öyle mi? Öyle diyorlar. Özellikle bu kırla ben de olsam bütün çocuğu yollarım. Çoluğu çocuğu. Ne gerek var orada? Bir oda bir yerde yaşarım. Çoluğu çocuğu da yollarım buraya. Krallar gibi yaşarlar. Yani evet. Yapmıyorlar mı zannediyorsun? Mantıklı gayet. Ya tabii ki hakları canım. Bir söyleyecek bir şey yok. Bir de her geçen gün daha da krallar gibi yaşayabiliyorsun. Tabii. Lazio ile oynayacak. Ama işte evet. Kamusal alan yok. Evet. Yani kaldırımda yürürken birisi kafana çıkabilir motosikletle. Ya da maybağa kardeşim çeksene şu arabayı deyip dediğinde silahı çekebilir. Bir şey de olmaz. Aslında kamusal alan satın alıyorsun yurt dışında. Tabii ki. Tabii ki. Tek fark o. Başka bir şey değil. Buradan Ahmet Aslan'a da bir daha selam çakalım. Hakikaten çok değerli bir filozofumuz. Can Bozdoğan oynasın mı abi? O zaman Can Bozdoğan tabii oynasın. Ama Pjanić yok. Yani, bu sefer de. Şimdi bak bütün bir kadroya bak. Ya Batshuayi de gol atamıyor. E atamıyordu zaten. Adam kariyerinde iki defa gol geçmiş. Ben de heyecanlandım. Pjanić'e de ben de heyecanlandım. Ama ben heyecanlanırım. Ben seyirciyim kardeşim. Batshuayi, Pjanić geldiği zaman giderse yine derim. Benim işim onun analizini yapıp kulübe acaba zarar mı getirecek, fayda mı getirecek diye ölçmek değil ki. Onu yapacak olanlar yönetimde. Onu yapacak olanlar teknik heyette. Para kazanıyorlar. En büyük Fenerli, en büyük Beşiktaş'ta Sergen Yalçın. Hayır değil. Sergen Yalçın 20 milyon lira para alıyor orada. En büyük Beşiktaş'ta onun arka sırasında parayı veren adam. Sergen Yalçın artık bir profesyoneldir. Beşiktaşlı değildir. Bıraktığı zaman olur yeniden Beşiktaşlı. En kral Beşiktaşlı olur. Fatih Terim Galatasaray'ın başında haklı olarak büyük bir servet kazandı. Öyle taraftarlık mı olur? Bıraktığı zaman divan kurulu üyesidir. Olur. Ama şu anda personel. Ne demişti? Eleman. Ha onu başka bir şeyle konuştu. Başka bir şeyle söyledi tabii Ünal Aysa. Herkes yerini bilsin. Öyle değil işte. O Belçika'da oluyor öyle. Burada olmaz. Burada imparator çünkü. Sadece bir lakap değil ki o. Bir gerçek. Bir gerçek. Taraftar o irrasyonellik içinde ona imparator der. İstediğini der. Ama sen öyle davranamazsın yönetici olarak, başkan olarak, kongre üyesi olarak. Can Bozdoğan oynar. Oynar ama ne oynar? Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın oyunu nasıl tarif ediyorduk? Baskılı, gegenpress yapan. Boğucu. Çok o da gegenpress de enteresan değil mi? Bayılıyoruz böyle laflara. Baskıyı iyi yapan. Topu bir an önce kazanmak isteyen ve Josef'in önderliğinde Atiba'nın ön alan oyunuyla. Sergen Yalçın çözümler buldu takıma.
Tabii ki onun içini kolaylaştıran Abubakar gibi, Gezal gibi, Rozier gibi. Ki Rozier'i Sergen Hoca hiç istemiyordu. Sangare istiyordu. Net olarak. Ama bütün bu oyuncular kendilerini gösterdiler. Maksimize ettiler oyunlarını. Beğenmediğim Wellington bile çok işe yaradı. Dolayısıyla hoca bir çözüm buldu. Bir oyun buldu. Bu sene Pjanic bir oyun buldu. Pjanic'in oyunu Beşiktaş'ı geçen seneki o katı, sert ama nasıl anlatayım, böyle sıvı metal gibi. Hem şekillenebiliyor ama her zaman da sert. Oyun bu hafta, bu sene topu daha iyi dolaştıran ama çok yumuşak bir oyuna, çok geçirgen bir oyuna dönüştü. İlk 20 dakika büyük bir hücum kuvveti oldu her maçta. Ondan sonra çözülme. Şimdi bunun teknik bir sebebi var. Beşiktaş orta sahası geçen sene standardında bir merkez oluşturamadı. Yakınlık, topa baskı, kaybettiğinde rakibi tamamlama konusunda aynı beceriyi gösteremiyor. Bunun sonucunda da taraftar diyor ki kardeşim burada bir sorun var. Yani seyirci görüyor. Burada bir sorun var. Buraya bizim elimizdeki en uygun adam Can diyor. Bir de tabii Can'ın çok iyi olduğundan, uçup kaçtığından falan değil. Umut bu. Burak Kapacak gibi, Aygün gibi. Her hep vardır bu. Cafer Can. Anlatabildim mi? Bunlar hep orada var. Niye oynamıyor bu çocuk? Bu hani çaresizlikten onlara sarılırsın. Gençler oynasın abi. Hep budur yani. Gençler oynasın abi. Genç oynasın. Ha, gençler oynasın abi. Bu budur yani. Şimdi bununla Beşiktaş savunma orta saha arasındaki direnci Can'ın oynamasıyla yeniden sağlayabilir mi? Tek bir oyuncu da sağlayamaz. Sağlayamaz. Sağlayamıyordu zaten. Bütün sorun bu. Yani Beşiktaş oyunu alıyor. Yani herkesin hayal ettiği gibi bir 20 dakika oynuyor. Bazen çoğunlukla. Sonra da büyük bir çözülme. Çünkü rakip özellikle kontratak oyununda, sadece onunla kalmıyor ama kontratak oyununda çok rahat geçiyor. Savunma yerleşimleri, orta saha yerleşimleri çok ciddi sorunlar var. Ve asıl sorun, Sergen Yalçın sorunun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Başkan da diyor ki benim Sergen'den başka yöntemim yok diyor. Sergen için en azından bu sezon sonuna kadar. Çünkü Trabzonspor şampiyonluğa giderken Sergen Yalçın gibi bir efsanenin ardından Şenol Güneş göreve gelmez. Gelmez. Hem Trabzonspor'a karşı mücadele verecek. Hem Sergen Yalçın'ın kuyusunu kazmış adam olacak. Bunu kim ister? Deli olmak lazım. Maçta Topal Gezal değişikliği de eleştirildi. Çok fark etti mi oyunda sence? Yok. Bence de fark etmez. Bir de yani, mesela yani oraya daha... Hani golün gelmesi tamam da öncesinde de geliyordu yani. Hı hı. Yani başka bir isim de olabilirdi mesela kim? Oraya. Kim olabilir? Güven olabilir mesela. Ha, önde diyorsun. Yani olabilir. Ama Güven girse de ya kardeşim niye orta sahayı güçlendirmiyorsun diyebiliriz. Tabii işimiz o. Yani abi yürümediği zaman insanlar çözüm neden olduğuna dair bir takım bir şeyler arıyorlar. Doğal bu yani. Real Madrid'de yok mu zannediyorsun ya? Yani orada da aynı şey oluyor. Niye oynamıyor, niye bu oluyor, niye... Bunu söyler. Yorumcu söyler, yazar söyler. Yani sen Mourinho'nun falan ya da işte Ferguson'ın basın toplantılarını falan hatırlasana yani. Neler yani basın mensupları neler söylüyor, onlardan ne cevaplar veriyorlar. Patır kütür. Gümbür gümbür yani. Nasıl? Programda da konuştuk ya Guardiola'yı bu sene. Evet. Foden örneği özelinde. Evet. Çok var yani. Bunlar normal ama rasyonel olup düşünmesi gerekenler doğruyu yapıyor mu? Önemli onudur. Yani biz bu kafayla, yani biz aynı kafalarla, büyük ölçüde aynı kafalarla UEFA şampiyonluğunu da kazandık, Süper Kupa'da kazandık, Dünya Kupası üçüncüsü de olduk, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde kaldık. Bütün takımlarımız 2002-2003'te Avrupa'da iyi işler yaptılar. Herkes yükseldi. Aynı kafalarda, daha bile geriydik belki. Yani bu kafalar sadece bizde var değil ki, her yerde var. Önemli olan işin başındakilerin kafası ne? İşin başındakilerin çözümü var mı? Yani Dortmund, biz Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama hocamıza güveniyoruz çünkü planına inanıyoruz diyebilir, diyebiliyor. Biz de diyemezsin. Çünkü onu yönetenlerin öyle bir değerlendirme kapasitesi yok. Çünkü onu o değerlendirmeyi yapması gerekenler Twitter'dan yönetiyorlar. Kim en üstteyse o geliyor teknik direktör olarak genelde.
Bu yani bu yapısal reform burada yapılmalı. Önce malı parlatacaksın. Sonra kulüpleri ehil insanların eline vereceksin. Keza federasyonu da. Herkes federasyona saldırıyor. Bir kişi istifa edemiyor. Bir Burak Elmas dedi. Çağır, değil mi? Yanlış anlamadım onu. Hı hı. İstifaya davet etmiyorum. Bu bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyorum dedi. Daha ağır yani. Aynen. Bizlere rağmen o, görevine devam ediyor. Bir realdir diyor. Realitedir diyor. E peki başka söyleyen var mı bunu? Çünkü ne değişirse değişsin. MHK değişiyor, hakemler değişiyor, o oluyor, bu oluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Neden? Çünkü sahiplenmiyorsunuz ligi de ondan. Çünkü ligin dışarıda birileri tarafından yönetilmesi sizin işinize geliyor. Çünkü siz bütün kendi günahlarınızı onun üzerine yıkabiliyorsunuz. Çünkü bu. Çünkü bu sebep bu yani. E kim bu yöneticiler? Hepsi daha önce Türk futbolunda futbol kulüplerinin yöneticisiydi. Tamamı. E orada nasıl yönetiyorsan burada da öyle yönetiyorsun işte. Aynı yani. Kafa aynı. Kafayı değiştirmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Boş işler. 4 milyon abone, 1,5 milyon abone. Bunun pideciden, kebapçıdan, binlerden farkı yok. Müşteri gelmiyorsa sorun sendedir abi. Müşteri de değildir. Kimse kusura bakmasın yani. Bilmem anlatabildim mi? Var mı başka bir şey? Abi felsefeyle başladık. Öyle bitirelim istersen. Başka önereceğin, seni etkileyen filozoflar varsa. Filozof yok. Sokrates mesela. Mesela. Filozof yok. Onu konuşuruz başka zaman. Ama maalesef var mı felsefe dersin? Ben bir yarın sorayım abi. Oyna devam bu soruyu. Nasıl? Videonun altında. En sevdiğiniz filozof kimdir mi? Gibi. Okey. O da mümkün değil ki. Yani şeyle nasıl karşılaştıracaksın abi? Milattan önce 1000 yılında yaşamış adamla sanayi devriminde yaşamış adamı. Birbirinden farklı şeyler. Çok farklı yani. Farklı sorunlar. Pele ile Messi'yi karşılaştırmak gibi yürüyerek oynadığın bir dönemde yaptığın bir çeşit cambazlıkla buradaki matkap gibi olmak arasında bir fark var yani. Cambazla matkabı karşılaştırmak gibi yani. Karşılaştırılmaz. O zaman teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum arkadaşlar.